İdrar yolu enfeksiyonu ve tedavisi. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neler? Ağrı ve yanma varsa dikkat. Erkeklere göre kadınlarda daha sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonu yaşamı olumsuz etkiler. Peki idrar yolu enfeksiyonu nedir ve nasıl tedavi edilir? İdrar yolu enfeksiyonu idrar yollarında ortaya çıkan çeşitli iltihabi durumlara verilen addır. Mesanede ortaya çıkan idrar yolu iltihabı sistit olarak adlandırılır. Kadınların sık sık karşılaştığı bir sorun olan idrar yolu enfeksiyonu tipik olarak idrar yaparken yanma veya sık idrara çıkma şeklinde kendini gösterir. İdrar yolu enfeksiyonu nedir? Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlar. Sağlıklı bir insanın idrarında bakteri yani mikrop yoktur. Bazen vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon üretrayı yani idrarı mesaneden dışarıya yönlendiren tüp. Böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının içinde en sık görülenlerin başında mesanenin enfeksiyonu olan sistit hastalığı gelmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neler? İdrar yaparken ağrı veya yanma, ateş, yorgunluk, idrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar, kötü kokulu idrar, özellikle kadınlarda pelvik yani alt karın bölgesinde ağrı. Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı, bulantı ve veya kusma, sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak. Peki nasıl tedavi edilir? Antibiyotikler genellikle idrar yolu enfeksiyonları için ilk basamak olarak kullanılan tedavilerdir. Bunun dışında su tüketimini arttırmanız da tedavinizin bir parçası olarak hekiminizin tarafından tavsiye edilir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler ise şunlar. Bol miktarda su tüketmek, idrar tutmaktan kaçınmak, tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak, cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek, cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak, genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak, hijyenik pedleri sık değiştirmek, pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı oturan kıyafetlerden kaçınmak.